Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Ramazan-ı Şerif'teki savmın ikinci hikmeti, ikinci nükte. Ramazan-ı Mübareğin savmı Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle. Demek ki insan çok cihetlerle ne yapamıyor? Şükredemiyor. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlerin kıymetini takdir edemiyor. Edemiyoruz daha doğrusu. Cenab-ı Hak bu nimetlerin kıymetini takdir ettirecek bir zemin izhar ediyor. Bu da nedir? Bu zemin Ramazan, değil mi? Ramazan'da oruç vasıtasıyla artık her türlü, hatta bir kuru parça ekmeğin dahi kıymetini takdir edecek seviyeye insan geliyor. Birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbaasından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister, değil mi? Bir padişahın, bir sultanın matbaasından, mutfağından gelen nimetler bile bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetli olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belahet olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz envai nimetini nev-i beşere zemin yüzünden neşretmiş. Şu an envai tür nimetini bakıyorsun, erikler, karpuzlar, kavunlar hepsi yeryüzünü bir sofra-i nimet olarak halk etmiş ve sermiş. Buyurun diyor. Tabi bu nimetlerin, kıymetlerin takdir edilip Allah'tan geldiği bilinmesi lazım. İşte açlık vasıtasıyla insan ne yapıyor? Bunun kıymetini takdir edebiliyor. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı tablacı hükmündedirler. Tablacı neydi? Aracı ya, garson. Şimdi garson ne yapıyor? Gidiyor mutfaktan alıyor, getiriyor sana. Şimdi o bu nimeti sen bana verdin değil yani. Orada çalışan bir işçi. Ara vasıta. Yoksa o nimetin hakiki esbabı olan kişi değil. Aynen öyle de Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini ne yapıyor? Bakıyorsun bir ağaç tablacı hükmünde getiriyor veriyor. Veya bir insan vesile oluyor, o nimet bize geliyor. O insanlara fazla ücret veriyoruz, o ağaçlara fazla ücret veriyoruz. Hatta onları bir kısmı ilah edinecek derecede sanki nimetin hakiki sahibi gibi takdir etme tarafına gidiyor. Ama halbuki hakiki nimet sahibi olan Zat-ı Zülcelal'i tanımıyor veya tanımıyoruz, değil mi? Ne yapacağız? Ona şöyle içten gelerek tam hakiki halis bir şükrü o iftar anında, sofra başında böyle beklerken oruçlunun yapmış olduğu dua makbuldür diyor. Allah işte ondan razıdır yani. Ha, sofra başında oturuyoruz. İftara 5 dakika kala sofra başına oturun. Ailecek veya burada medresede artık nerede olursan ol. Bekle. Ve o anda dua et. Allah o duayı kabul ediyor. Tabi şerli dua edersen kabul etmeyebiliriz yani. Bunda şerh düşelim. Evet, kabulü esbab dairesinde olması gerekiyor. Ve ihtiyaca binaen olması lazım. Adamın için hiçbir ihtiyacı yok. Allah'ım bana gökten para yağdır. Ya senin bir ihtiyacın yok. Ama gerçekten böyle ihtiyacın var. Samimane istiyorsun. Allah elbette ki verecek. Kızdırar hali olması lazım, değil mi? Duanın kabulü şartları var arkadaşlar. Orayı okursak inşallah çok güzel, yani dua nasıl kabul olur? O sofra başında Allah'ın rahmeti ve merhameti oraya nüzul ediyor. Bakıyor ki bekliyor. O hali değerlendirin yani. O çok kıymetli bir andır. Sofra başında o iftara 5 dakika kala oturmak ve orada dua etmek. Ona üstad ne diyor? Tavr-ı ubudiyet kerane. Yani ibadet edercesine bir tavır. Allah bakıyor ki helal olduğu halde yemiyorlar ve benim emrimi bekliyorlar ve ezanla beraber Allahu Ekber denildiğinde buyurun manasına gelen bir hal var. İşte Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin kıymeti hürmet ve teşekkürle
ne yapıyor? O nimeti yerken aldığın o lezzet elhamdülillah değişin, o samimi oluyor işte. Başka zaman işte yemişin, yani zaten çok da aç değilsin yani. Yani nimet mi yedin yoksa mideni mi doldurdun belli değil ama şimdi yediğimiz zaman değil mi, saat neredeyse 9'da iftar oluyor ki iyice acıkıyoruz. Tam kıymetlerini takdir ediyoruz. Diyoruz elhamdülillah, yani Rabbimiz ne nimetler vermiş deyip şükretmeyi bize Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah. Lillahi'l-Fatiha.